İyi misin? İkimiz de iyi olacağız Gökçe. Merak etme. Ebeleri çağır. Müslümanların emanetini yüklenecek kişi, ümmetin imamlığına talip olacak insan bu ehliyete haiz olmalıdır. Ey salihler cemaati! Ümmet böyle birini bekliyor. Çekilen sıkıntılar onun müjdecisi. Seher vaktindeyiz sanki. Sabah esintilerini duyuyor gibiyiz. Seher vakti. Yani sabaha en yakın karanlık vaktimizdir bizim. İşleri ehil olana veriniz. Emaneti sahiplerine teslim ediniz. Elbette ki duamız böyle bir yiğitle olacak. Kimdir peki bu yiğit? Kayı boyundan Ertuğrul. Ve Allah'ın izniyle onun neslinden gelecek koca bir salihler olur. İlacı almadığı zaman çok büyük acılar çekeceğini söyledi babam. Sonra da maalesef. İlla bir hal çaresi daha vardır. Çok üzgünüm. Buraya Turgut'un öleceğini söylemek için mi geldin? Hayır. Babamın belki de son arzusunu yerine getirmek için geldim. Şeyh İbn-i Arabi rüyasında kayılara yardım etmesini istemiş. O yüzden buradayım. Güzel Gökçe. Eğer sana bir şey olursa... Gökçe Hatun yaşayacaktır Selcan Hatun. Nereden bilirsin? O güçlü kızdır. Bunu da atlatacaktır lakin... Lakin ne? Hançer kasığa gelmiş. Bir daha çocuk sahibi olamayacaktır. Misafiriniz beni birine benzetti herhal. Kusura bakmayın. Estağfurullah. İnsan insana benzer. Efendim, bir arabiyi ele geçirmiştik ki... Lanet olsun. Yine mi kayılar? Hayır efendim. Gladius. Thomas'ın adamı Gladius mu? Evet efendim. Neyin peşindesin Thomas? Hala barış yolundan giderek Kudüs'te büyük bir kazanım elde edebiliriz düşüncesindeyim. Bütün taraflar zayıf ve dağınık. Moğollar
sınırlarına dayanmışken kimse savaş istemedi. Son olarak size görüşümü belirleyecek olan birkaç hususu Tapınakçılar Konseyi toplantısından sonra bildireceğim. Söyle hele Ertuğrul, başka kim var şüphelendiğin? Kurdoğlu. Beyim, emin masumdur. Sen içindeki vesveseyi bir kenara bırak da evvela seni sırtından vuran Alpin Turgut'tan hesap sor. Abi. Bana hiçbir şey deme. Ne diyeceksen Turgut'a söyle. Otağı meydanındadır. Geçecek. Senin ölmene izin vermeyeceğim. Datos Harput az önce sürünün parasını gönderdi. Emmi, bunlar... Bu çil çil altınlar var ya, hepsi senin başarın yeğenim. Öyle kılıç kuşanıp kefereyi yenmekle bey olunmaz. Önce ahalinin karnını doyuracaksın ki savaş için, ganimet için, gaza için sen istediğinde savaşsın Alp. Şimdi sen beyliğe giden yolda gerekeni yap ve bir şölen ver. Otağı kurulacak, yeni beyni tanısın ahali. Gün doğduğu yarın akşam beylere, çobanlara, hayvan sahiplerine yemek verecekmiş. Bunu benden habersiz yapar hanım. Davet bile ederken Abdurrahman'la haber gönderdi. Selcan bir daha Kilimhane'ye gelme dedi bana. Artık kocadık diye bizi istemezler hanım. Sana beylikten çekilme vaktim geldi diye boşuna demedim. Kurdoğlu toyda Gündoğdu'yu aday gösterip seni dümdüz etmek isteyecektir. Yolun açık olsun demeye geldik beyim. Her zaman yanında olduğumuzu bilmeni isteriz. Eyvallah Kutlu. Eyvallah Karabulak. İnşallah vakti geldiğinde seni kayıların yeni beyi olarak da görmek isteriz Gündoğdu. İnşallah. Müsaaden varsa elini öpmek isteriz bey. Thank you.
Beyler, vakit geldiğinde elbet ok yaydan çıkacaktır. O vakte kadar söz etmeyeceğiz, göz çıkarmayacağız. Lakin siz her daim hazır olun. Turgut kardeş. Turgut kardeş. Hadi kalk Turgut kardeş. Çıkıp biraz hava aldırayım sana. Obanı gör. Obanı gör ki saat bulasın. Bu sefer de Gündoğdu çıktı karşına. Kayılar böyledir işte. Bir ölür, bin dirilir. Sen bizimle oyun mu oynuyorsun Kurdoğlu? Ne oyunu? Gündoğdu'yu saflarına çektiğini bilirdik. Hı? Ne oldu da birden en büyük düşmanımız oluverdi? Gündoğdu beni de faka bastırdı. Ama ona son bir şans daha vereceğim. Ne şansı? Obada onun için isyan sancağını dalgalandırdım. Ya sancağına sahip çıkacak ya da ölecek. Biz de sana son şansı veriyoruz Kurdoğlu. Ya bu işi bitirirsin ya da sen de Gündoğdu gibi. Bu Turgut Alp'in hayat suyu. Üstad-ı Azam ondan vazgeçmek istemiyor. Gün geldiğinde ondan faydalanmak istiyor. İza doğru obaya geldi. Allah'tan beni tanımadı. Onun ne altlar çevirdiğini biliyoruz. Bedelini ödeyecektir. Şu söz verdiğiniz altınları alabilir miyim? Şu obanızı al ve bir an evvel bu topraklardan defolun. Bakalım Turgut Alp.
Babanın havası suyu iyi gelir dedim. Ona kardeşinin merhameti daha iyi gelir beyim. Beyim. Bir evladım düşmana verdim. Gayrı başkasını vermeyelim. Abla. Ne oldu yiğidim? Ben kararımı verdim. Sultan Alaaddin'in teklifini kabul edeceğim. Kayseri'ye gideceğim. Ne diyorsun sen Yiğit? Obada kalıp alp olmak istiyordun. Abla, Ertuğrul abim seni çok seviyor. Onunla burada mutlu olacaksınız. Ya ben? Amcam Alaaddin'in içi rahat etsin diye onun gözünün önünde olmam gerekiyor. En doğrusu da bu zaten. Ben senden nasıl ayrılırım Yiğit? Destur var mı? Buyur Aykız. Size yeni yaptığım aştan getirdim. Sıcak sıcak tadına bakın. Sağ ol Aykız, eline sağlık. Sen nasılsın? Ben iyiyim de... obada işler karışıyor Halime. Her an her şey olabilir. Beyler seni bilir sever. Babanı ne kadar sevdiğini de bilirler. Lakin onların yanında kararsız durma Gündoğdu'm. Hatun, sen hiç meraklanma. Erken ötecek horoz muyum ben? Şu akşamı bir atlatalım hele. O vakit bakarız ne yapacağımızı. Vakit bu vakitte. Sen bunu görmezsin Gündoğdu. Lakin yakında göreceksin. Bey, içindeki ateş beni yakacak gibi. Buyur. Kaç vakittir obadaki densizlere ses etmem. Onlar bu ahvalden cesaret alıp fitne ateşini yaktılar. En kötüsü de bu ateşi alevlendiren kan kardeşim kurdu oldu. Ah beyim. Kurdoğlu'nun densizlikleri bir değil beş değil. Sana kaç defa söyledim hatırlarsan. Onca vakit ses etmem. Çünkü İslam alemi fitneyle boğuşurken bari benim de obamda huzur olsun dedim.
Beylikte bazen ahalinin densizliklerini görmemek gerek. Bir baba evladına her şımardığına nasıl ceza vermezse, bey de ahalisini her hatasında cezalandırmaz hanım. Peki şimdi nedir niyetin? Kurdoğlu ve taifesi obada benim beyliğim bitsin ister. Gündoğdu'yu meydana sürmek isterler. Ben de onlara bu fırsatı vereceğim. Bakalım becerebilecekler mi? Turgut kardeşim, ne talim ederdik seninle burada ha? Hatırladın mı kardeş? Gözünüz kulağınız açık olsun. Her daim temkinli olun. Beyim, fırtına gelecek diye boşuna mı telaş edip dururuz? Boşuna değil Doğan. Gözünüzle, kulağınızla, pusatınızla fırtınaya hazır olsun. Gözün gördüğünü, kulağın işittiğini, pusatınız kaçırmasın. Eyvallah beyim. Eyvallah. Eyvallah beyim. Hadi Turuk Tarp'ın çadırına götür. Gel kardeşim. Bir ihtiyacınız var mı Halime Sultan? Sağ ol Ertuğrul Bey'im. Gündoğdu Bey'in akşam vereceği yemek. Herkes neden bu kadar gergin? Ben de o yüzden babamla konuşamadım. Yemekten sonra konuşacağım vasiyetini. Gökçe vasiyetini mi? Evet. Neyse, sen şimdi bunları düşünme. Düğün için hazırlıkları düşün. İçimde bir korku var Ertuğrul. Halime Sultanım, Ceylan Gözlüm. Ben yanında olduğum sürece yüreğini korku esir almasın. Sana bu obada telli duvaklı düğün yapacağım. Beyim, o elindeki Selcan'ın babası Alptekin'in isyan çıkardığında kullandığın kılıç değil mi? Bu kılıç bana babamdan yadigardır. Babam bu kılıcı bana emanet ederken, evlat, beylikle çift başlılık olmaz. Eğer otağına biri göz dikerse, taş üstünde taş, baş üstünde baş koymayacaksın demişti. Peki ya otağına evladın göz dikerse?
babanın birliği ve dirliği için gerekirse evladın da canına kıyılır. Kıyılır ki taht kavgası için nice canlar telef olmaz. Adem, onun önüne eti koydun mu? Sırtına da döşeyi dayadın mı? Bil ki senden beyi, senden kutlusu yoktur. Dersin ki Gündoğdu'dan başka bey tanımam ha? Benim ne dediğim değil. Aha sofradakilerin ne dediği önemli. Karabıdak. Onlar çoktan kararını verdi. Değil mi? De ya. Kurtoğlu'nun vurtçukları. Sürü sahiplerini çobanlar kemirip dururlar. Şeytan diyor ikisini de al, aş kazanına dep. Kendi etlerin kemirirsinler. Bekle yerle. Sultan Ası. Hani Gündoğdu'nun verdiği açtan yemeyecektin? Vicdanını rahatlatmaya mı geldin ana? Eğer bir günahım varsa Allah tarafından bağışlanmayı dilerim. Lakin azabından kurtulamayacağım bir vicdanım yoktur benim Selcan. Kardeşim Ertuğrul için canını vermeyi göze aldı. Lakin sen Gökçe'ye verdiğin sözün ardında bile durmadın. Ben karnımda kocamın dölünü tutamadım diye sen başka obalarda avrat arar oldun. Akan suda bile bir dirhem çer çöp olur ana. Seninki ne menen bir vicdandır ha? Senin gözün otağın kadını olmakta. Onun için bir şey görmez olmuş. Ne Gökçe kızımın aşk acısını yüreğinde duyarsın. Ne de Gündoğdu'mu ettiklerinin çetelesini tutarsın. Ne de beben için yanarsın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir an önce o karnına bir bebek koymaya çalış. Yoksa Gündoğdu'yu sen bile tutamayacaksın. Alacağım baba. Alacağım. Ne
Çok yaşa Gündoğdu Bey. Doğrusu babam da kızar durur Ertuğrul'a da belli etmez. Obanın gelecekte beyinin kim olacağı belli ona göre. Belli de o bunun farkında değil der durur. Onu otağa oturtup da herkesin derdiyle hemhal edemezsin ay kız. Atından indiğinde obaya, yola düştüğünde cihana sığmayan bir Alp Bey o. Daha karısı olmadan yaşadıklarımı görürsün. Ya sen ne edeceksin Halime Sultan? Seni ilk tanıdığımda dedin ya, Alp karısı olmak kolay iş değil diye. Ben bile bile düşüp geldim yiğidimin arkasından ay kız. Beklemekse kaderimize düşen, Allah'a bir ömür daha beklemeyi nasip etsin diye dua etmekten başka elimizden bir şey gelmez. Beyim, sizin yeriniz burada hazır. Bu gece senin misafiriniz evlat. Yerimiz iyidir. Ertuğrul Bey'im bizi buraya çağırmayaydın. Ne yediğimizi biliriz, ne oturduğumuzu. Kara Budu'nun kara çadırında kara ete talim değiliz ya kardeş. Ağamızın sofrasındayız. Beyim öyle dersin de. Ne olursa olsun. Ağamızdır. Atamızdır. Büyüğümüzdür. Mayasında babamın özünü taşır. Günü geldiğinde o da hak yolunu bulacaktır. Eyvallah beyim. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Buyurun,
Afiyet olsun. Babanı dert etme Gündoğdu. Kolay değil. Bunca yıl bu obanın beyliğini yaptı. Mesele beyliği bırakması değil. Mesele ihtiyarlığını fark etmesi. Sen bu yemekle herkese kim olduğunu gösterdin. Baban da bu gerçeği kabul edecektir. Beyim iki lokma yiyeydin hiç olmazsa. Beyler, alpler, çobanlar, obanın değerli ahalisi. Çok şükür obamız zor günlerin ardından evlatlarımın da büyük gayretleriyle yurtlandı, boylandı. Çok şükür beyler. Çok şükür beyler. Çok şükür beyler. Çok şükür. Sıkıntılı günlerin ardından Gündoğdu evladımın teşebbüsleriyle cılız sürümüz değerinden yüksek akçeye satıldı. Hepiniz soluk alır oldunuz. Allah'a şükürler olsun ki bizlere bu günleri gösterdi. Allah beyimize, evlatlarımıza, alplerimize zeval vermesin. Amin. 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 Benim de obanızın beyi olarak senelerdir sizlere hizmet etmişliğim vardır. Hatamızla, sevabımızla bugünlere kadar ulaştık. Biz de kocadık artık. Düşündüm ve dedim ki, beyler, ahali otağda bir başka bey mi görmek ister? Estağfurullah beyim. Siz sensiz neydiniz? Başımızda siz varken olur mu öyle şey? Estağfurullah beyim. Başımızda siz varken olur mu öyle şey? Kararım odur ki, iki gün sonra yapılacak toyda beylik seçimi olacaktır. Eğer içinizde kendini beyliğe layık gören varsa buyursun. Başımızın üstünde yeri vardır. Deli Demir, şu etten bir parça ver bakalım. Biz de oğlumuzun sofrasına nasiplenelim. Buyur beyim. Kılıcın yanında mı? Her daim beyim. Her daim hizmetimdedir.
Öyle de olsun. Beylik oyunu başladığında son nereye gideceğini Allah'tan başka kimse bilemez. Babam neyin peşindedir emmi? Boğa üstüne geldi mi iki şey yaparsın. Ya karşısına çıkıp onunla yüzleşirsin ya da kaçarsın. Kaçarsan boğadan kurtulamazsın. Ama karşısında dimdik durup onunla yüzleşirsen kurtulma şansın vardır. Hayırlı olsun. Beylik zamanın başlamıştır Gündoğdu. Beyim, neler oluyor Allah'ını seversen? Anam hep derdi de anlamazdım. Şimdi anladım. Neyi beyim? Ya devlet başa? Ya kuzgun leşe derdi. Yani? Evelallah, devlet başımızdadır. Razı olsun hatun. Afiyet olsun. Sadece beyler mi ahvalden dertli sanırsın? Hatunlar da yetti gayrı der. Hatun, ahvalin farkındayım. Lakin babam hala sağdır. Sağdır da neden beylik makamını bırakmak istedi bilemedim. Baban artık ihtiyarlamıştır. Hakikatin farkında. Beyliğe talip olmalısın Gündoğdu'm. İyi de beylik makamını neden evlatlarına bırakmaz da herkese açık eder? Doğru dersin. Süleyman Şah durup dururken ortaya atılmaz. Evvela ortalığı gözlemelisin Gündoğdu'm. Kurdoğlu ve diğer beyler sana tabi olduklarını söylediler. Bundan gayrı onlardan bir şey bekleme. Herkes senin ağzından çıkacak iki çift lafa bakar. Bey seçimi de ne demek oluyor Süleyman? İstedim ki ben olmadan bir karar verebilecekler mi? İstedim ki içlerindeki kin ve nefret ortaya dökülsün. Sanırlar ki beylik kolay. Ben de onlara buyurun er meydanı dedim. Bakalım güçleri ve zekaları ne kadar. Sen her şeyin en doğrusunu bilirsin bey. Beylerimiz dağları dize getirir. Uzakları yar eder ha. Gönül yeri bir etmez. Gönül bir kez beylik sevdasına düştü mü? Esir düşsen daha iyi. Beylik sevdası ruhunu esir aldı mı? Gönlünü kor ateşlere atılmış bil. Allah bizim gönlümüze o sevdayı düşürmesin. Her daim rıza ilahi peşinde koşalım. Talep eden değil, vazife verilenlerden olalım ki gönlümüz kirlenmesin. Bir nefesine bile hükmedemediğimiz bu dünyada başımız dik dursun, boynumuz bükülmesin.
Turgut. Turgut'um, yemek getirdim sana. Hadi aç gözlerini. Hadi kurbanın olayım. Hadi kurbanın olayım. Hadi uyan. İhtiyar sandığımdan zeki çıktı Kurdoğlu. İyi de öldür, hakkını yeme Karabudak. Senin o ihtiyar dediğin adam, senin gibi ellisini kuşağından çıkarır, çizmesine doldurur. Ben de bunu bildiğim için Gündoğdu'ya oynadım. Meydan açılsın diye. Senin de ondan aşağı kalır yanı yok Kurdoğlu. Demir tavına anca böyle getirilir. Eyvallah. Bir ayağı çukurda ihtiyarım be kardeşler. İsterim ki obamızın selameti için tecrübelerimizi Gündoğdu'ya verelim. Süleyman'la Ertuğrul'un elinde paçavraya dönmesin obamız. Süleyman tuzağa düşmüştür. Hemen adam devşirmeye başlayalım. Bunun için gereken altını ben vereceğim size. Beylerle siz de konuşacaksınız, ben de. En dişli olanlarını bana bırakın. Ve hadi afiyet olsun. Aykız! 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 Bari git dedim.
Git buradan! Bir an evvel kendine gel. Sana ihtiyacım var aslanım. Sevdiğimin elinden öleyim dedim. Az kaldı, istediğim oluyordu. Dur şöyle otur, gel. Ne oldu? Al şunu. Anlat, ne oldu Aykız? Beni boğarak öldürmeye çalıştı. Ama gözlerinde Turgut'umu gördüm. İtin içindeki o iblis bir an için gitmişti. Ya İzadora haklıysa? Ya o uğursuz ilacı almadı diye acı çekerek ölecekse? Nasıl durum bacım? Daha iyi çok şükür. Bu geceyi de atlatsın, bir şeyciği kalmaz. Sağ ol. Ertuğrul. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Sen benim kanımdan öte cansın Gökçe. Sana bir can borcum var. Kardeşimin vaziyetini biri duyarsa başına ne geleceğini bilmeni isterim Eykiş. Ertuğrul Bey'im içeride. Kardeşimi ziyaret etmene sevindim Ertuğrul Bey'im. Unutursam insanlığımdan utanırım yenge. Keşke unutmadığın gibi. Kimin seni sevip sevmediğini de bilsen Ertuğrul Bey'im. Sevmek bilmek değildir. Sevmek hissetmektir. Ben kimi hissettiğimi bilirim. Kimin beni sevdiğini de. Hadi kolay gel yenge.
sahada 20 bey vardır. Çoğunluğu seni destekleyecektir. Lakin bu yetmez. Daha fazla destek bulmalıyız. Bütün beylerin desteğiyle otağa geçmelisin. Başka aday var mıdır? Buna kimse cesaret edemez. Çoğunluk seni ister, seni destekler. Kafamı kurcalar durur, emmi. Sen neden aday olmadın? Hiçbir vakit otağda gözüm olmadı evlat. Eğer olsaydı, babandan çok evvel o tahta kurulmuştum. Bunu bilesin. Senin bey olmanı isterim. Zira sen akıllısın. Beladan uzak durursun ve söze gelirsin. Şimdi karar vaktidir yeğen. O vakit obamın, boyumun geleceği için beyliğe talibim. Aslanım benim. Şimdi kolları sıvayıp işe koyulalım ha. Bakarsın otağı boşaltırız. Otağın yeni beyi gelir. O huzurlu günleri dört gözle beklerim beyim. Her şey iyi olacak hanım. Merak etme. Ben doğrusunu yapıyorum. Senin hiç yanlış yaptığın görülmüş müdür beyim? Hadi buyur. Müsaade var mıdır baba? Buyur gel evlat. Buyur. Hayırlı sabahlar. Sana da oğul. Yaran nasıl oğul? Ne yarası ana? İyiyim ana. İyiyim. Beyler, arılar gibi o çadır senin, bu çadır benim dolaşmaktalar baba. Mal yaparlar oğul. Atam Oğuz'dan beri bu böyledir. Kılıçla değil, sözle. Güçle değil, hoşgörüyle. İstişareyle. Uzlaşıyla seçilir Oğuz'un beyleri. Obanın ailesi beylerle, beyler beylerle istişare ede ede bulurlar doğrusunu. Bize de bu en büyük töreye uymak düşer. Lakin vakit doğru mudur onu bilemedim baba. Bir beyin vazifesi fitne vücuda girdikten sonra değil, girmeden önce görüp tedbirini almaktır. Fitne vücuda girdi mi çıkarıp atması kanlı olur. Ben de en başından tedbirimi aldım. Sonuçta kim aday olursa olsun, kim kazanırsa kazansın, nihayetinde kazanan o bu olacaktır. Selcan'ın babası bana ihanet ettiğinde
Önceden görüp tedbirimi alabilseydim, o acı günleri yaşamazdık. Bu sana bir baba nasihat olsun. Vakti gelip vazife göründü mü? Sen beyliğe aday olacak mısın Ertuğrul? O nasıl söz ana? Ben her zaman demem mi size? Toy sizin, av benim olsun diye. Unuttun mu? Lakin eğer bu toydan huzur çıkmazsa değil emmim. Gün doğdu ağabeyim de olsa bu otağı başlarına yıkarım haberiniz ola. Ekşi Hatun, gel hele. Ne saklarsın benden? Gözlerini niye kaçırır durursun, söyle. Söyle hele. Söyleyemem Gökçe. Niye? Neden korkarsın? Ablandan korkarım. Öğrenirse bana edeceklerinden. Ölümü göre Ekşi Hatun. Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederim ki ablama demem. O soysuzun dölü Alpargo sana öyle büyük bir kötülük etti ki. Babamla konuşmadan evvel seninle bir konuşmak istedim Ertuğrul. Merak ettiğin beyliğe aday olup olmayacağımsa beni bilirsin abi. Vallahi bilir miyim pek emin değilim. Toy senin, av benim olsun diyen o genç adamı çoktan kaybettim. Halep'e elçi olarak gidip Halime Sultan'la yolun kesiştiğinden beri çok değiştin Ertuğrul. Ben aynı adamım abi. Eğilip bükülmeden ayakta durmaya çalışıyorum sadece. İkimizin de hedefi her zaman aynı oldu. İkimiz de obanın daha güçlü ve daha huzurlu olmasını istedik. İkimizin de hedefi aynıydı. Aynıydı. Lakin sen dağları tepeleri aşmak istedin. Sen de düz ovada gitmek. Senin bu kararların çok canımızı yaktı Ertuğrul. Çok can kaybettik. Artık bunu babam da görür. Yol odur ki doğruya varır abi. Dağı, tepesi, karı, çığı olmaz. Göz odur ki hakkı görür. Er dediğinse alçakta durur. Yüceden bakan gözse göz değildir. Merak ettiğim buysa dağda tepede dolanırken kendimi kaybetmedim abi. Ben hala o bildiğin Ertuğrul'um. Toyda ne babamın ne de ağamın karşısına çıkıp diklenmem. Utanıp sıkılmadan dillenmem. Bunu da böyle bilesin abi. Senin dilin boyunu açtı Ertuğrul. En azından başkasının ağzıyla söylemez abi. Sen ne demek istersin? Kayının beyinde haslet ararsam önce kendi ağzıyla konuşmasını ararım. Karısının desteğini değil hırsını.
Emmisinin yardımını değil yalanını otağa sokan beyden hayır gelmez Gündoğdu. Zor da olsa doğru yolu bulmak, alçakta durup Hakk'a gözünü dönmek için vakit vardır ağabey. Sıcak çorba getirdim kardeşim. Ertuğrul'un eşi olmuşum, olmamışım zerrece umurunda değil, değil mi? Ne? Hepsi bir oyundu, değil mi? Otağın hanımı olmak için. Babamın beceremediğini becerebilmek için. Ne dersin sen Gökçem? Sen bencil, iki yüzlü kadının tekisin. He? Seni görmek istemiyorum artık. He? Git buradan. Ne diyorsun sen be? Ben ne dediğimi gayet iyi bilirim. Seni görmek istemiyorum dedim. Git. Gökçe, git. Gökçe. Git buradan. Git dedim sana. Git. Git. Halime, atın Sultan gezmek için seni bekler. Soydan sonra babamla konuşacağım. Bu mesele artık bitmeli. Baban ya vasiyetinde ısrar ederse? O zaman seni de Yiğit'i de alıp obadan gitmek boynumun borcudur. Doğru düşündün mü Ertuğrul?
O bana bırakır da sonra mutsuz olursam ben neylerim? Ben sensiz neylerim Halime Sultan? Oba senin her şeyin. Lakin sen de babanın geleceğisin. Sen babanın gelecekteki beyi olacaksın Ertuğrul. Kabul etmesen de gerçek bu. Sen ne dersin Halime Sultan? Sen hariç herkesin gördüğünü, bildiğini, bilip de olacaklardan korkanların dile getiremediğini derim. Senin gönlünden ne geçer Halime Sultan? Seninle uzaklara gitmek. Her şeyden uzak huzurlu bir hayat. Lakin sen obayı bıraksan da oba seni bırakmaz. Çünkü kayalar senin kaderin. Sen de kayaların kaderisin. Alp'in vazifesi sadece obayı korumak değil, Allah için gaza da etmektir. Ama bunun için obanın içeride güçlü olması gerekir. Alp gazaya gittiğinde aklı obada kalırsa keferinin kılıcı daha keskin olur. Nasıl olacak Kurdoğlu? Alpler her ayranın var diyene elinde tuzla koşmayacak karlıcanlar. Yok şehzadeydi, yok Sultan Alaaddin'di, yok Eyyubilerdi. Etimiz ne, budumuz ne? Bunu önce bey düşünecek. Geçen yazdan bu yana kaç şehit verdik? Kaç dul, kaç öksüz bıraktık ardımızda? Önce obanın çıkarlarını gözetip kollayacak bir beye ihtiyaç vardır. Bu bey de Gündoğdu'dur. Kurdoğlu haklı. Ne anlatıp durur bu ihtiyar? Küçükken kılıcı keskin diye bu Kurdoğlu'na hayrandım. Lakin dili kılıcından keskinmiş. Beyler bitti. Şimdi altları zehirler belli. Ulan ne zaman feda oldu bu obamıza? Gündoğdu Bey'imizin kervanı basıldığında 15 şehit verdik. Bu yetmedi. Ertuğrul Bey'imiz Halime Sultan'la giderken 5 alpimiz öldü. Daha nicesi. Niye? Babasıyla oğlunun hatasıydı. Bundan hiçbiri olmayabilirdi. Doğru, doğru. Hep onların hatası. Gündoğdu Bey olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Doğru. 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 Evet, doğru. Şimdi kardeş. Sizin tek hatanız ananızın karnından ciyan çıkmayınızdır ya! Sen git, ben geliyorum. Ne yapacağım lan? Ne yapıyorsunuz siz? Ha? Kardeş kardeşe kılıç çeker mi? Durduk yerde bamsı gelip bize saldırdı beyim. Lan dedik gibi beyimiz hakkında ötüp duran sen değil misin? Tamam yeter. Hayırlı günler yeğenim. Senin olduğun hiçbir yerden hayır çıkmaz Kurdoğlu.
o uğursuz dilini yuvasına sok ve haddini biler dur. Ağabeyimi kendi tarafına çektin. Babamı da istediğin yere aldın. Şimdi de gideceğin yere gitmek için acele etmektesin. Tökezleyip düşeceksin Kurdoğlu. Ben de ayağına takılan taş, kınındaki pas, dilindeki yara olacağım. Eğer Alplerim üzerinden bana sarmaya kalkarsa, emmim demem, otağın direğini başına yıkarım. Evlatlarım, ak gözlü kızlarım, gelecekte boyumun uluları olacak aslan yeleli bahadırlarım. Bu gecede nasibimize yiğitler yiğidi, Hakanlar Hakanı, Oğuz Kağan'ın hikayesi düştü. Bundan asırlar asırlar önce, yani yıllar, 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 yıllar önce biz Türkler daha henüz Ötüken yaylalarında yaşarken hepimizin anası olan Ay Sultan'ın gözüne bir ışık düşmüş ve doğum sancıları başlamış ve aleme bir yiğit gelmiş. Bu çocuğun yüzü gök gibi parlak, ağzı ateş gibi kızıl, gözleri hela, kaşları karaymış. Güzelliği dillere destan oluvermiş. Bu çocuk anasından sütü bir kez emmiş, bir daha istememiş. Çiğ et ve aş yiyip kısrak sütü içmiş. 40 günde büyüyüp dile gelmiş. Yürümüş, oynamış ve iz sürmüş. Beli kurt beli, omuzları samur omuzu, ayağı öküz ayağı, göğsü ayı göğsü gibiymiş. Yılkı güder, ata biner, ava çıkarmış. Günlerden, gecelerden sonra dosta umut, düşmana korku salıveren bir Alp oğlu vermiş. Nice düşmana kılıç çalmış. Nice mazluma umut olmuş. Nice çıplığa giydirmiş. Nice açı doyurmuş. Ve nice vakitler geçtikten sonra namı bütün cihana yayılmış. Bir gün tek ve bir olan yaratıcıya yalvarmış evlatlar. Hani benim hatunum demiş. Ve bir anda karanlık basmış her yeri. Sonra aydan daha parlak bir ışık inmiş yeryüzüne. Ve dünya güzeli bir kız görünmüş. Bu kız güldüğü zaman mavi gök gülüyor. Ağladığı zaman mavi gök ağlıyormuş. Oğuz Kağan bu kıza sevdalanmış ve evlenmiş. 3 evlatları olmuş. Gün, ay ve yıldız. Aradan yıllar, yıllar, yıllar geçmiş. Oğuz Kağan boyu için çalışmaya devam etmiş. Artık palazlanmış, daha çok pusatı ve atı olmuş. Derken bir gün ava çıkmış. Bir gölün ortasında bir ağaç görmüş. Ağacın ortasında bir kovuk. Kovuğun içinde dünya güzeli bir kız. Gözü gökten daha güzel. Saçları dere gibi dalgalı. Dişleri inci gibiymiş. Oğuz Kağan onu görmüş ve evlenmiş. 3 evlatları daha olmuş. Gök, dağ
misiniz? Gün, ay, yıldız bir kol, gök, dağ, deniz bir kol olur. Oğuz Kağan bir gün toy düzenleyip evlatlarını çağırmış. Ey oğullarım, bu aleme bir tek hükümdar gerek. Bu da Oğuz neslinde olmalıdır demiş. Yani alem size yar olmalıdır demiş. Boyumuzun altın yayını gün doğumundan gün batımına kadar uzatın demiş. Daha çok ırmağa, daha çok denize ve daha çok toprağa. İlahi muştuyu fısıldayın. Sonra ne olmuş? Sonra ne mi olmuş? Oğuz Kağan'ın evlatları 24 boya ayrılıp bütün aleme yayılmıştı. Daha çok denize, daha çok ırmağa o ilahi muştuyu fısıldamışlar. Zalime kılıç çalmışlar. Mazlum yanında olmuşlar. Yani evlatlar sizin dedeleriniz cihana hükmetmişler. Şimdi ya ecdadımız gibi dirileceğiz. Ya da yok olacağız. O yüzden evlatlar, dirilmek lazım. Dirilmek. Bugünkü hikayemizin kısadan hissesi ve nasibini çıkarmak size kalıyor evlatlar. Size. Ertuğrul'la Alper'i toy öncesi obayı bir felaketin eşiğine getirdi. Ertuğrul'un niyeti nedir sence? Toy öncesi pusatının gücünü göstermek istedi herhalde. Toyda o da beylik iddiasında bulunabilir. Evet, afiyet olsun. Ertuğrul'a kim destek verecek ki? Kim olacak? Deli Demir'le taifesi. Ben Ertuğrul'dan böyle bir şey beklemem. Hamza Alp'e söyle, obada eli kılıç tutan kim varsa otağın önüne toplasın. Doğru dersin. Hamza! Hamza! Buyur beyim. Alplerini topla. Yarın toy vakti hepsi hazır olsun. Bir terslik çıkacak olursa kimsenin gözünün yaşına bakmayın. Emrin olur beyim. Hadi emme. Al. Afiyet olsun. Eyvallah. Eline sağlık bacım. Ya Rabbi, bizi taşıyamayacağımız yükle imtihan eyleme. Bizi iktidar verip seni unutanlardan eyleme. Şan ve şöhret için cenk edenlerden, kibri uğruna gönül yıkanlardan eyleme. Ya Rabbi, senden bir muradım vardır. Beni her daim senin rızan için hayat süren kullarından eyle. Ya Rabbi, obamın, boyumun, ailemin huzurunu bozma. Bozmak isteyenlere de sen fırsat verme ya Rabbi. Amin. Hmm.
Bugün kutlu gündür Gündoğdum. Kayıların üstüne gün gibi doğduğun, karanlığın bittiği gündür. Hepsi senin sayendedir. Babamdır dedin, toy istemedin. Lakin ahalinin gönlü senin beyliğindedir. Babam bu fırsatı sana kendi elleriyle verdi. Babam da beyliğe adayken benim karşısına çıkmam ne kadar doğru Selcan? Sen babanın değil, beylerin karşısına çıkıp hakkın olan beyliği isteyeceksin. Baban Ertuğrul'un kırdığı cevizlerin bedelini ödeyeceğini biliyordu. İş çığırından çıkmadan tedbiri ele almak istemiş belli ki. Hala bey olmak isterse bu onun boynunun vebalidir. Ertuğrul Bey. Halime Sultan. Kederin yüzüne yansımış. Hayırdır? Duydum ki Kurdoğlu ile karşı karşıya gelmişsiniz. Senin için ve geleceğimiz için endişelenirim. Neden? Yıllardır diğer diğer kaçarız. Hep soğuk kör alısıca taht yüzünde. Eğer o olmasaydı ne babam ölecekti, ne de bu kadar sıkıntı çekecektik. Senden ricam, eğer Gündoğdu Bey'le bu yüzden kanlı bıçakta olacaksan olma. Bu kavgaya girme. Bırak dünya onların olsun. Bize sevdamız yeter. Ceylan gözlüm, sen hiç merak etme. Bu adam yaşadığı sürece Allah'ın rızasından başka hiçbir dünyalığa gözünün ucuyla bakmayacaktır. Bugün tanıdığın kuyruğu kopacak. Tamam mı Karabalık? Her şey tamam bey. Altınları beylere verdik. Kutlu. Herkesle konuştuk. Tamamdır bey. Allah'ın izniyle Gündoğdu Bey'imizi bey olarak görürüz. Güzel yapacağım. Arslan yeğenim benim. Tahta bir kurul da obalar bey görsün, er görsün. Eyvallah. Adamlar hazır mı? Herkes hazırdır. Biri taşkınlık edecek olursa cezası kesilecektir. Bu desteğini hiçbir zaman unutmayacağım emmi. Eyvallah yeğenim, eyvallah. Gör bakalım Süleyman Şah. Evladın tarafından devrilmek ne demekmiş?
Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Boyumun uluları, salat ve selamımız iki cihan peygamberimiz üzerine olsun. Oğuz Kağan'ımızdan bugüne Türk'ün ulu atalarının ruhları şad olsun. Amin. Mekanları cennet olsun. Amin. Şehitlerimiz, ulularımız ve daha nice büyüklerimiz bizden razı olsun. Amin. Analarımız, bacılarımız, bahadırlarımız her daim doğru istikamette olsun. Amin. Bu meclis toy meclisidir. Bu meclis her daim adaleti dile getirsin. Kararını özgürce versin. Biz hiçbir canlının hiçbir candan daha üstün olmadığına inanırız. Bizim için çoban da birdir, sultan da birdir. Herkesin kararını özgürce vereceği bu mecliste yeni bey seçilene kadar tahtımdan feragat ederim. Nasıl olur? Beylik seçiminde ben de varım. Karar sizlerindir. Beyler, şimdi obamıza bey seçme vaktidir. Aday olacak veya aday gösterecek olan varsa söylesin. Süleyman Şah'ımızdan gayrı. İnşallah Ertuğrul Bey'in başını belaya sokmaz. Merak etme. Ertuğrul Bey akıllıdır. Lakin yıllardır obada böyle bir gün yaşamadım. Bakalım yeni beyimiz kim olacak? Siz hala yeni beyimizin kim olacağını bilmez misiniz? Sen bilir misin? Bildiğim için onun hatunu oldum ya. Bizim adayımız Gündoğdu'dur. Thank you.
Ben aday değil. Süleyman Şahımız varken beylik makamı bize düşmez. Kurdoğlu, benim onun oyunlarını görmediğimi sanır. Obayı karıştırmak için elinden geleni yapar. Evlat, en çok da senin üzerine oyun oynayacaktır. Senden isteğim onun her dediğini yapmandır. Kurdoğlu'nun oyunlarını ancak onun hilesiyle bozarız. Kendisi kan kardeşim olduğu için merhamet ederim. İsterim ki yola girsin. Şimdi onunla bir olup bana baş kaldıracaksın. Ve toyda beylik için aday olduğunu duyuracaksın. Sonra da toyda vazgeçeceksin. Eyvallah baba. Senin sözün benim başım gözüm üstüne. Madem yeğenim sözünü yedi... Aday benim. Allah Allah. Beyler. O vakit beyimiz Süleyman Şah'tır diyenler. Beyimiz, obamızın lideri toy kararıyla Süleyman Şah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Sancağım. Sancağım.
ruhsatıma. Yemin olsun. Gök girsin, kızıl çıksın ki milletimin imanı uğrunda, adaletin sağlanması için can verip can alacağım. Her daim açları doyurup çıplakları giydireceğim. Gün doğumundan gün batımına kadar cihan hakimiyeti için mücadele edeceğim. Daha çok denize, daha çok ırmağa, daha çok toprağa ilahi muşluyu taşıyacağım. Nizam-ı alem uğruna ilahi kelimetullah için cenk edeceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. Kitabım şahittir. Sancağım şahittir. Pusatım şahittir. Beyliğin mübarek olsun beyim. Sağ ol Dildemir. Beyliğin mübarek olsun beyim. Beyliğin mübarek olsun beyim. Babamın karşısına çıkacağım diye üzülmüştüm abi. Beylik yolunda nice oyunlar vardır Ertuğrul. Bazen cenk pusatla değil bu oyunlarla kazanılır. Hayırlı uğurlu olsun beyim. Aslanım benim. Boyun boylansın, soyun soylansın. Uzun ömürlü olsun beyim. Her daim zaferler kazanasın evlat. Boyun boylansın, soyun soylansın. Ben sizlere bey oldum. Alalım yay ile kalkan. Nişan olsun bize bu yan. Bozkurt olsun bize uran. Av yerinde yürüsün. Daha deniz, daha toprak bizim olsun. Güneş bayrak, gök çadırımız olsun. Hayır! 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 Hayır!
Yüce Rabbim mübarek eylesin. Amin. Sana bu hayatı zehir etmez miyim Gündoğdu? Demek bana oyun eyledin ha? Sana bu hayatı zehir etmez miyim? İşbirliği yapıp adını lekeledin. Babamla bir olup yılanın başını ezdim Selcan. Ah Gündoğdu, ah! Sana güvenip yola çıkan beyleri yüzüstü bıraktın. Bundan gayrı bu obada kimse senin ardından gelmez. Selcan! Babam sağ olduğu sürece bu obanın beyi de odur, lideri de odur. Sen de, bu obanın ahalisi de bunu böyle bilecek. Senden er de olmaz, bey de olmaz. Destur! Yazıklar olsun sana! Haddini aşma kadın! Yeter artık! Senin er diye koynuna alanı! Bunları kilimhaneden yolladılar ana. Son dokunan kumaşlarmış. Tamam kızım. Destur var mı Ayma ana? Gel Gündoğdu gel. Bize müsaade et. Hayırdır evlat? Ayma ana, bana tez vakitte bir hatun bulmanı isterim. Emin misin? Bu işten geriye dönüş olmaz biliyorsun. Eminim ana. Hem de tez vakitte. Hayırdır Kurtoğlu? Kaybedince göçe mi talip oldun? Gayrı obadan bir şey bekleyecek halim kalmadı Selcan Hatun. Kocan olacak o yüreksiz beni bütün obaya rezil etti. Ben de her şeyden elimi eteğimi çekiyorum. Beni de yıktı viran eyledi. Süleyman'ın dölleri de kendi gibi haysiyetsiz çıktı. Ben kendimi onlardan uzak tutmasını bilirim de, sen ne edersin onu bilmem. Allah yardımcın olsun. Eyvallah. Gökçe, kızım dur hele. Yaralısın. Canın burnundadır. Bu ellerle oğlun hayatını bana bağışladın.
Sen ailemize can verdin. Allah senden razı olsun kızım. Ben canımdan çok sevdiğim Ertuğrul Bey'im için can verdim. Lakin baba, bundan gayrı senin sözünden gitmek istemem. Eğer senin sözünden gidersem, canımdan çok sevdiğim Ertuğrul'a keder, ablamla beni büyüten baba dediğim sana ve Hayme anama ızdırap, kendime de telafisi olmayan bir yalan vermiş olurum. Gökçe. Bağışla beni baba. Kızım. Ertuğrul. Bundan gayrı benim ağamdır. Ben hata yaptım baba. O gönlün sultanını buldu. Eğer müsaaden olursa Ertuğrul mutlu olsun isterim. Süleyman Şah'ı gene deviremedin Kurdoğlu. Gündoğdu'yu aday yaptım. Beylerle tek tek görüştüm. Babayla evlatlarının arasını açacağım dedim. Lakin Gündoğdu beni sattı. Hemen moralini bozma. Bu işlerin ne kadar zor olduğunu biz de biliriz. Gayri, hile, yalan yok. Pusatları konuşturma vakti gelmiştir. Başka çare yoktur. Önce düşmanlarını tek tek avla. Öfkenin seni tuzağa çekmesine izin verme. Kurdoğlusuz ne yaparız biz sonra? Bir tavsiyen var mı? Evvela Gündoğdu'yu hallet. Seni satanın başına neler geleceğini tüm obaya göstermelisin. Bu zehirle nice düşmanı alt ettik biz. Küçük şehzadeyi de bana getirmeyi unutma. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Küçük şehzade de en kısa zamanda elinizde olur. Elden bir şey gelmez ya. Bu da beni öldürür kardeş. Doğan. Ya İbnler abi gelmezse? Ya o gelene kadar Turgut kardeşime bir şey olursa? Allah'ın takdirinin önüne nasıl geçelim Bamsı kardeş? Dua edelim de İbnler abi bir an evvel gelsin. Su. Su. Su dedi kardeş. Su dedi. Geldim kardeş. Su kardeş. İç kardeş. Bağımsız dedi lan.
İç kardeşim, iç. İç, su iç kardeş. Su iç kardeş. Hamza dedi kardeş, adımı dedi kardeş. Hey Allah'ım, Allah'ım şükürler olsun. Bana bugünleri de gösterdi ya Allah. Hey kardeşim. Sana söz vermiştim. İşte şimdi sözümü tutuyorum. Babamın katili kim? Benim söylediklerimi dikkatle dinlersen babanın intikamını alırsın. Seni dinliyorum Kurdoğlu. Babamın katili kimdir? Afşin Bey. Yalan söylüyorsun. Ben sana onu nasıl bulacağını söyleyeceğim. Sen de gidip bunu ona soracaksın. Sonrası sana kalmış. İster inan, ister inanma. Ne oldu Yiğit'im? Neyin var? Ağzını bıçak açmaz. Gönlün dardadır. Ben iyiyim abla. Hem de çok iyiyim. Halime Sultan. Süleyman Şah'ım sizi otağında bekler. Beni buyurmuşsunuz beyim. Gel. Bunu Gündoğdu'nun su içtiği testinin içine dök. Hallolmuş bilin beyim. Kurdoğlu'yla oyun oynamak neymiş? Görün bakalım. Baban beni görmek istemiş. Beni de yanına çağırtmış. Hayırdır inşallah. Bizi istemişsin beyim. Oturun çocuklar. Sizinle konuşacaklarım var. Gökçe ile konuştum. Gökçe bana şöyle dedi.
Ertuğrul bundan gayrı benim ağamdır. Ben hata ettim. O gönlünün sultanını buldu. Eğer müsaaden olursa baba, ağam Halime Sultan'la evlensin, mesut olsun isterim dedi. Ana. Allah ikinizi de mutlu etsin. Evlatlarınızla birlikte. Allah mesut etsin. Bir yastıkta kocayı. Amin baba. Mesut olun kızım. Destur var mıdır Gündoğdu Bey'im? Senin ne işin var burada? Selcan Hatun Kilimhane'den mal gönderdi. Hayır olsun o vakit. Beni aşın, beni yanına götürün. Hay hay şehzadem. Alper, her şey hazır mı? Hazırdır beyim. Güzel. Şehzadem, size bu Alpler eşlik edecek. Afşin Bey'e hak ettiği cezayı veresiniz isterim. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek.
Ahşim Bey buraya mı gelecek? Evet şehzadem. Nerede kaldı o vakit? Elinize hançer hiç yakışmıyor şehzadem. Şehzade Yiğit de çok sevinecek. Ne oluyor? Bırakın beni! Alçak herifler! İkinize de ödeteceğim bunu. Hepinizi ödeteceğim. Hainler! Bırakın beni!